irtibatı ve iltisakı olduğu için. Yani bunların kamuda çalışması, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu ve bunların bize büyük bir maliyet yükleyeceği için. Bunlar için FETÖ var, PKK var, KCK var, YHKPC var, MLKP var, MKP var ve bütün örgütler var. Peki biz bunu niçin yapıyoruz? Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Şu soruyu bütün Türkiye'ye sormak istiyorum. Fehri Erdal kimdi? Ve çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmişti? Ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Muhammed Fatih Safi Türk kamunun içerisinde görev alanlarının işbirliğiyle katledilmemiş mi? Peki Şırnak'taki adliyelerde adliyenin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? Peki en son Cihan Güven katledildi Cizre'de. Peki nasıl katledildi ve kim katletti? PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği, HDP'nin de kendi gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği, PKK ve KCK'nın talimat vererek, yani siyaset içerisinde meşru bir kılıf büründürerek, bir kılıfa büründürerek sağladığı bir kaplama ile birlikte katletti. Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı ve iltisakı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır. Tam tersi. Burayı temizlemeye, yarın öbür gün başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için terörle devletin, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını ortaya koyabilmek için bunu gerçekleştiriyoruz. Peki kıymetli arkadaşlarım, yarın öbür gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse, ki biraz sonra örneklerini vereceğim, gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş, siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Siz hangi sorumluluğun içerisindesiniz ki bunlara evet ve hayır demediniz? Beni bağışlayın. Ama sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele ediyoruz. Yine beni bağışlayın. Biz laf cambazlığıyla da bununla mücadele ediyor değiliz. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin her tarafında huzur var ve güven var. Ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu bir konseptle birlikte Türkiye bütün güvenlik güçleriyle, bütün istihbarat ağıyla bunu sağlamaya çalışıyor. Şimdi DİAİDER diye bir dernek var İstanbul'da. Yaklaşık bundan 7-8 ay evvel veya 5-6 ay evvel arkadaşlarımız geldiler, böyle bir çalışma yaptığını söylediler. Devam edin dedik. Ve bu DİAİDER denilen dernek tamamen örgüt elebaşı APO tarafından talimatla kurdurulmuş. Bizatihi kendi talimatıyla beraber kurulmuş. Dini istismar etmek üzere niteliklendirilmiş bir dernek. Ve biz bununla ilgili çalışma yaparken bir şeye daha ulaştık. Buradan referansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne insanların girdiğini ve burada da çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Ve bunun üzerine bunu biraz daha geliştirdik. Bu arada ihbarlar gelmeye başladı. Yani daha önce PKK ve KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, yine bunun yanı sıra yine başka terör örgütlerinden polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş ve yargı tarafından da bu tescil edilmiş ve yine bütün bunların yanı sıra FETÖ'den ihraç ettiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihraç edilen Baylok kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak buraya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alındı. Hangi sahikle ve nasıl alınıyor? Biliyorsunuz kamuda devlet memuru olarak işe alınabilir, sözleşmeli olarak işe alınabilir.
Ama belediye de bir kamu teşekkürüdür. Belediyelerde de bunun yanı sıra bir şey daha yapılabilir. Onların belediye iktisadi teşekkürleri üzerinden de işçi statüsüyle beraber işe alınabilir. Şimdi burada bir önemli adım daha var. Buradaki işe alınanlar sadece işçi derken şey yapmıyorlar. Mahalleleri süpürmüyorlar, temizlemiyorlar. Burada alınanların bir bölümü kamunun çok kritik yerlerinde de, yani ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Şimdi biz bunları izlemeyelim, takip etmeyelim. Biz bunlardan gelebilecek herhangi bir tehdidi öngörerek tedbir almayalım. Elbette ki tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve biz bunu yapmak zorundayız. Ve bunun için de Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Etrafımızdaki coğrafyanın hangi halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin içerisine sızdırılan, dışarıdan gelen, bazen yabancı uyruklu, bazen kendi uyruğumuza mensup insanlarla hangi terör belalarıyla karşı karşıya kaldığını yaşadık, hala yaşıyoruz. Yüzlerce eylemi sadece biz bu yıl engelledik. Nasıl engelledik? Hangi anlayışla beraber engelledik? Çok stratejik bir noktada, çok stratejik bir konumda sizin herhangi bir güvenlik soruşturması yapmadan, herhangi bir araştırma yapmadan aldığınız, geçmişte PKK ve KCK'dan, hatta şu anda, yani hani diyorlar ya, hiç tutuklu var mı, niye tutuklamıyorsunuz diye. Evet, yapılan soruşturma, tutuklama mercisi ben değilim. Bağımsız yargıdır. Netice itibariyle biz anayasanın ve kanunların bize vermiş olduğu bir yetkiye dayanarak böyle bir ihbarı, böyle bir şikayeti, böyle bir tespiti araştırmak ve soruşturmakla mükellefiz. DİAİDER soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak alınan, sözde imam olarak alınan ve bizatihi PKK, KCK terör örgütü tarafından hatta maaşlarının bir bölümünün bütün iddianamede Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Hepsi söz konusu. Terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içerisinde bulunanların bir kısmı tutuklandı. Ve bunlar belediyede çalışıyor. Daha yeni. Yani bu dediğim olay 10 günlük, 15 günlük. Bizim 6 aydır, 7 aydır takip ediyoruz. Ve yine söylüyorum. Yani aziz milletimize şunu sormak isterim. Siz terör örgütünden Baylokçu olduğu için, terör örgütle iltisakı ve irtibatı Baylokçu olduğu için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen, jandarmadan, polisten FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olarak olmasını temin eder, sağlar mısınız? Buna rıza gösterir misiniz? Arkadaşlar bunun siyasi bir tarafı yok. Bunun bir güvenlik tarafı var. Her meseleyi kendine ait bir siyasal kaldıraç olarak kullanıp kendini muhafaza etmek için efendim beni şöyle sıkıştırıyorlar ve bin tane iş yapıyorsun. Ben hangi meselende, kimin hangi meselesiyle uğraşıyorum? Ama anayasanın bize verdiği yetki, kanunun bize verdiği yetki, bu millet vergilerini veriyor. Sabahleyin çocuğumu okula gönderiyor ve bize diyor ki ya beni koru. Beni muhafaza et, beni tehditlere ve tehlikelere karşı koru ve muhafaza et. Ve biz de milletimizi buna karşı korumak ve muhafaza etmek zorundayız. Siz eğer bir personelin alım kriterlerini bu ülkenin stratejik olarak, temel olarak bir güvenlik esasına dayandırmaz, İltisakı ve irtibatı olan adamları, FETÖ'den ihraç edilmişleri, bir polisin şehadetine karışmış olanları, APO'nun İmralı'dan serbest bırakılması için defalarca eyleme katılmış olanları, PKK ile ilgili yazılama yapanları ve nihayetinde sözde kendisini din görevlisi olarak tanımlayıp bu konuda dini istismar ederek PKK ve KCK tarafına evirmeye çalışanları ya bir kurumun içerisine alırsanız bu normal mi? Ya hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle birisiyle yürümek istersiniz? Bana bunu söyler misiniz? Adli sicil kayıtlarına ilişkin bazı yanıtlar. Şimdi bunların hepsi kardeşim tutuklu olduğunu söylüyorum. Hangi sicil kaydından bahsediyorum? Tutuklanmış olanı söylüyorum. Netice itibariyle
bizim güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları kanunumuz çok açık ve nettir. Orada kurumların yetkileri, yetkinlikleri de bellidir. Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek ve bu kişilerin de rızasını alarak ya sizle ilgili böyle bir değerlendirme var. Bunu ilgili valilik. Ama bunu da tabii ki oradan işe aldığınız, işçi olarak işe aldığınız, personel yöneticiliği olarak verdiğiniz insanlara yaptırmamanız lazım. Devletin muhataplığı burada Büyükşehir Belediyesi'ndeki kamu yöneticileridir. Yani örneğin genel sekreterdir. Gider der ki ya bizim böyle bir derdimiz var, sıkıntımız var. Biz bu kadar insan işe alacağız. Acaba şuna bir bakabilir misiniz? Denmiş mi, denilmiş mi? Hayır. Ama bundan hiçbirisi sağlanmamış. Bundan hiçbirisi almamış yani. Benim de küçük de olsa bir şirketim var. Ben de işime adam aldığım zaman elbette ki adli sicil kaydına bakıyorum. Ama benim böyle bir yetkinliğim yok. Çünkü ben özel sektördeki bir şirketin sahibiyim. Ama kamuya adam alıyorsunuz. Yani beni bağışlayın. İSKİ'de yani suyun başına adam alıyorsunuz. Veya oradaki bir kontrolü yapmaya yönelik birisini alıyorsunuz. İGDAŞ. Doğalgazdaki birisine bir kişiyi alıyorsunuz ve görevlendiriyorsunuz. Veya orada takip ettiğiniz kendi parklarınızla ilgili kimin geldiğini, kimin gittiğini gördüğünüz, kritik insanların, kritik çocukların olduğunu gördüğünüz yerlere adam alıyorsunuz. Ben size bu örnekleri onlarca, yüzlerce, binlerce söyleyebilirim. Bunların hepsi bizim açımızdan önemlidir ve biz devlet olarak bunu takip etmekle mükellefiz, sorumluyuz. Yarın öbür gün o çocukların başına bir şey gelirse, yarın öbür gün suyun başına bir şey gelirse, yani öbür gün İGDAŞ'ın, doğalgazın başına bir şey gelirse biz ne yapabiliriz? Milletimize nasıl hesap verebiliriz? Nasıl milletimize bu konuyu izah edebilme kabiliyetine sahip olabiliriz? Daha demin söyledim. DİAİDER soruşturmasından tutuklular var, iddianame açılıyor. Bizim tespitlerimiz var. Burada yapılması gereken şudur. Ya arkadaş, evet, nasıl bir yoğunlaşma oldu bilmiyoruz. İşte 600 kişi alındı. Ya 550 kişi, 560 kişi alındı sayısı her ne kadarsa veya daha ne kadar çıkacaksa veya ne kadar olacaksa. Ya biz bu konuda elimizdeki bütün bilgileri ve verileri size verelim, siz bize yardımcı olur musunuz demek var iken. Ya bunu bir siyasal mesele haline getirmek, benim üzerime şöyle geliyorlar, böyle geliyorlar diye nitelendirmek, ya en azından bana göre bir sorumsuzluk örneğidir. Ve biz bunu bütün kurumlarımıza yapıyoruz. Bizim derdimiz burada. Tekrar söylüyorum. Terörle mücadele etmektir ve terörle mücadele etmek zorundayız. Belediyeye bildirildi mi efendim bu isimler? Söz konusu bu isimler belediyeye. Şimdi değerli arkadaşlar, bu teftişin açılmasının sebebi de budur. Son dönemlerde işte çeşitli sayılar söyleniyor. Elbette ki yani biz belediyenin bakanlık olarak kaç kişi aldığını takip edenlerden değiliz. Böyle bir sorumluluğumuz da yok. Bizim buradaki perspektifimiz halkımıza zarar verebileceğini düşündüğümüz bir terör perspektifi. Biz bu perspektife bakarız. Şimdi verdiğimiz teftiş kararıyla da şunu sağlamaya çalışıyoruz. Ya bu da çok normal. Ben dün yaklaşık akşama kadar 550'nin üzerine teftiş kararı imzaladım. Ve bu bütün yani yerel yönetimlerimizle ilgili, bazen kaymakamlıklarımızla ilgili, bazen valiliklerimizle ilgili, yani kendimize ait ve sorumlu olduğumuz anayasanın ve kanunun verdiği çerçeveler içerisindeki teftiş kararı imzaladık. Gün pazardı. Ve bu teftiş kararlarını teker teker okuduk, arkadaşlarımızla değerlendirdik ve imzaladık. Bir tane karar imzalamıyoruz ki birçok kararı imzaladık. Ve bu bizim sorumluluğumuz. Şimdi imzaladığımız kararda şu var. Gidecekler, bu yeni alınan kişilerin elbette ki süreçlerine bakacaklar. Elbette ki herhangi bir suçluluğu olmayan kişi veya herhangi bir iltisak olmayan kişiyle ilgili bizim bir sorumluluğumuz yok. Veya bir o insanların da bir sorumluluğu. Ya bunu çarpıtıp işte şu kadar insan çalışıyor, hepsini töhmet altında bırakıyorsunuz. Yani biz affedersiniz İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç ettik. İçişleri Bakanlığı'nın bütün çalışanlarını mı töhmet altında bırakmış olduk yani? Böyle mi oldu? Böyle mi oluyor? Ya burada ilkel siyasi bir takım yaklaşımlarla meselelerin üstü kapatılmaması, tam anlamıyla huzurun ve güvenin temin edilmesi için her birimizin sorumluluk içerisinde çalışması gerekir. Biz bunun gayreti içerisindeyiz ve terörle mücadelemiz bizim başından itibaren hakikaten
başarılı bir şekilde devam etmektedir. Milletimizin büyük fedakarlığı var. Şehit ailelerimizin büyük fedakarlıkları var. Gazilerimizin ve gazi ailelerimizin büyük fedakarlıkları var. Ve biz bu fedakarlıkları akim bırakamayız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.